İstanbul'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni rotamda çok güzel bir ülke var. Özlediğim bir ülke var. İtalya'ya gideceğiz. Gezimatik seyahat firmasıyla birlikte 30 kişilik çok güzel bir grupla birlikte İtalya'nın en ünlü şehirlerinden Napoli'yi ve dünya ünlü Amalfi kıyılarını gezeceğiz. Şu anda İstanbul Havaalanı'ndayız. Birazdan Türk Hava Yolları'nın uçağına bineceğiz. Ve yaklaşık 2 saat, 2,5 saatlik bir yolculuk sonrasında Napoli topraklarına varacağız. Sonrasında 4 gün boyunca Napoli ve Amalfi'yi karış karış gezeceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir gezi olacak. Tam bir yaz rotası. Benimle kalmaya devam edin. Hazırsanız başlıyorum. Napoli'den herkese merhabalar. İstanbul'dan girişi yapmıştım. Uçağımıza bindik. 2,5 saat sonra, daha sonra 3 saat sonra totalde bir de şehir merkezine gelelim dedik. Napoli'ye geldik. Şu anda Plebiscito meydanındayız. Buranın kalbi, bütün önemli eserlerin ortasındaki dünya ünlü meydanlardan bir tanesindeyiz. Sıcaktan dolayı muhtemelen bu saatlerde insan sayısı az ama akşama doğru özellikle arkamda gördüğünüz merdivenler tıklım tıklım oluyormuş. Şu anda arkamda gördüğünüz bu Bazilika'da Francis de Paula Bazilikası, çoğu insan bunu Duomo ile karıştırıyor çünkü devasa olduğundan dolayı. Biliyorsunuz ki her İtalyan şehrinde mutlaka bir ana kilise vardır ama bu o değil. Bu 1816 ve 60 yılları arasında yapılan, Francis tarafından yapılan güzel bir aslında kilise diyelim. Kraliyet Kilisesi, çünkü hemen de karşısında Kraliyet Sarayı var. Burası da şu anda müze olarak hizmet veren saraylardan bir tanesi. Napoli ile ilgili çok şey anlatacağım ilerleyen dakikalarda. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Napoli'yi size 3 bölümde anlatacağım. Yani tarihi gelişim olarak. Birincisi antik dönemlerdeki Napoli'nin önemi. İkincisi kaleler dönemi. Yani böyle 1200'lü 1300 yıllarda hep kalelerin kurulduğu bir şehir olarak. Sonrasında da artık halktan kopuşların başladığı, halkın artık kraliyete isyan etmeye başladığı yıllar olan ve sarayların döneminin başladığı yıllar. İşte bu meydana geldiğiniz zaman sarayı görüyorsunuz, kıyıya gittiğiniz zaman kaleyi görüyorsunuz ve yaklaşık bir yarım saatlik yolculukta da meşhur Vezuv Yanardağı'nın lavlarının altında kalan Pompei antik kentini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda hepsini göreceksiniz diyorum ve gezime başlıyorum. Napoli'deki turumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Posillipo tepesine geldik. Burası aşağıdaki şehirden biraz uzakta, toplu taşımayla da gelebileceğiniz, Napoli'yi en güzel açıdan gözlemleyebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Şu an saat itibariyle belki yoruldu, çok iyi olmayabilir ama karşımızda Napoli'yi en iyi anlatan aslı olay olan Vezuv Yanardağı'nın iki tepesini göreceksiniz. Hemen altında Yumurta Kalesi'ni, şu arkamda Capri Adası'nı, birçok şeyi bu açıdan görebiliyorsunuz. Yani o Napoli'nin o uç noktalarını, fakirliği ve zenginliği göreceğiniz bir bölge aslında bu yol boyunca. Bir anda o tezatlıkların arasından geçerek bu bölgeye geliyorsunuz ama burada gerçekten muhteşem bir görüntü var. Şu anda biz de otobüsümüzde durduk. Böyle bir 10 dakika fotoğraf molası verdik. Hem bu açıdan şehire bakıyoruz hem de manzaranın keyfini çıkartıyoruz. Aşağı doğru indikçe size zaten mekanı anlatmaya devam edeceğim ama vaktiniz varsa özellikle akşam saatlerinde bu tepeye de çıkmanızı tavsiye ederim. Şimdiki durağımızda Castel Nuovo arkadaşlar. Napoli aynı zamanda kalelerin şehri. Şehrin içerisini gezerken 3-4 tane devasa kale göreceksiniz. Eskiden mesela şöyle anlatayım. Fransa'da nasıl asilzadeler şatolarda yaşıyorsa İtalya'da da kalelerde yaşıyorlardı. Aynı İspanya gibi. Ve şu anda önde araçlar olduğu için belki çok göremiyorsunuz ama şöyle bir açığa çıkayım. Dediğim gibi İtalya'da daha çok kaleler ön plana çıkmaya başlamıştı. Ta ki 1400 yıllara kadar. Bu kalede 1279 yılında 1. Charles tarafından inşa edilmiş bir kale. Aslında 8 tane hemen etrafta gördüğünüz gibi kuleleri var. Onun içinde çok büyük, içerisinde işte zamandaki valilerin ve kraliyet ailesinin üyelerinin yönetim merkezleri vardı. Şu anda buraya giriş 5 euro. Rezervasyon yaptırmazsanız giremiyorsunuz. Önce rezervasyon yapacaksınız. Biletinizi alıp kapıda göstererek giriyorsunuz. Biletiniz yoksa bile rezervasyon numaranızı gösteriyorsunuz. İçeride bileti alıyorsunuz. Onun dışında
en önemli kısmını da şuraya da göstereyim. Tam orta kısımda gördüğünüz yerde 1470'li yıllarda artık erken Rönesans mimarisi devreye giriyor. Artık halktan biraz daha kopuşlar başlıyor. Öyle olduğu için de mimariye de bu yansıyor. Osmanlı'nın son dönemleri gibi düşünün. Artık biraz daha saraylara geçmeye başlıyor Napoli. Hatta şehir merkezine gidince ben size o sarayı da göstereceğim. Asıl o büyük sarayları. Burası ondan nasibini alarak biraz şekli şemali değişiyor. Ve gördüğünüz gibi önüne de büyük bir zafer takı inşa ediliyor. Yani benim gördüğüm en yüksek zafer taklarından birisi olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası çok güzel bir görünüşü var. Tam böyle bir kale. Hani o filmlerde gördüğümüz, eski savaş döneminde gördüğümüz kalenin tamamen bir orijinalini görüyorsunuz karşınızda. Dediğim gibi burası hemen kıyıya doğru gidince karşınıza zaten çıkacak Victoria Emanuele'nin aşağı kısmında. Belediye meydanı da çok yakın. Burayı da görmemeniz imkansız, öyle söyleyeyim, ama burada mutlaka girmenizi tavsiye ederim diyorum. Yoluma devam ediyorum. Arkamda bulunan binada arkadaşlar San Carlo Tiyatrosu, bir opera salonu burası. Neden çok önemli onu şöyle anlatayım. Opera dünyada ilk olarak Napoli'de başlıyor arkadaşlar. Bu sanat Napoli'den ortaya çıkıyor. Zamanın kraliyet aileleri çocuklarının daha düzgün yetişmesi için onları kiliselere yolluyor. Kiliselerdeki korolara katılıyorlar. Sonra oradan bu biraz daha sanata evrilmeye başlıyor ve Napoli'de özellikle İspanyolların Napoli'yi fethinden sonra bu artık bir sanat haline geliyor ve opera binaları Avrupa'nın birçok yerinde inşa edilmeye başlıyor. Napoli'de dünyadaki opera salonları içerisindeki en muazzam operaya sahip. Bugün kapalıymış arkadaşlar, az önce gişeye sordum. Yarın, yani bugün günlerden Perşembe, Perşembe günleri kapalı oluyormuş. Cuma günleri açıyorlarmış, Cuma, Cumartesi günler. İçeri giriş 9 euro kişi başına. Ancak İngilizce tur istiyorsanız tur saatlerinizi beklemeniz gerekiyor. Her gün saat 12.30'da turlar var. Şu anda da buradan geçerken de çok gürültü olmasının sebebi opera müzikleri de size eşlik ediyor. Biraz trafikle karışınca çok sıkıntılı bir ses var ama umarım sesimi anlayabilmişsinizdir. Şimdi de hemen karşısında bulunan İtalya'daki en ünlü iki AVM'den bir tanesi olan Victoria Emanuele'ye gideceğiz arkadaşlar. Şu anda bulunduğum mekan biraz kafanızı karıştırabilir. Çünkü Milano'yu bilenler bu arkamdaki yerin aynısını aşağı yukarı gördüğünü bilirler. Ama burası Napoli'deki Umberto 1. Galeri 1 alışveriş merkezi. Bu tarz mimari İtalya'da iki tane var arkadaşlar. Bir tanesi Napoli'de, diğeri de Milano'da. Milano'daki tabii ki daha büyük. Orası biraz daha haç şeklinde ama burası tamamen kare şeklinde aslında bir AVM dışarıdan bakıldığı zaman. Buranın asıl olayı ise tavanları ve mimarisi. Çelik konstrüksiyon, bu kelimeyi çok zor söylüyorum, ve camlarla inşa edilmiş bir yer ve altta gördüğünüz şeyler, mesela Milano'ya gittiğiniz zaman dünya ünlü markaları görüyorsunuz. Buradaki markalar biraz daha mütevazi, öyle söyleyeyim. Ve diğer güzel kısmı da buranın ortaya geldiğiniz zaman bakın 12 burcun her birinin işaretleri duruyor. Hangisi sizin burcunuzsa oraya gidip işte böyle fotoğraf falan çekiyorsunuz. Böyle güzel bir süsleme yapmışlar ve onun dışında da burası 1891 yılından beridir yapılan Avrupa'daki en eski alışveriş merkezlerinden de bir tanesi. Ama Milano tabii ki bu konuda daha ünlü, daha güzel bir AVM'ye sahip. O yüzden buraya geldiğiniz zaman, az önce opera binasını göstermiştim, hemen karşısındaki bu ferah alana gelip görsellerinizi çekebilirsiniz. Napoli'deki en ünlü caddelerden bir tanesi arkadaşlar Via Toledo. Şu anda bulunduğum cadde böyle başlı başına birkaç kilometre uzanıyor. Sağlı sollu mekanlar, dükkanlar, restoranlar, kafeler var. Böyle ayaküstü lezzetler yiyeceğiniz, pizzalarına deneyeceğiniz yerler de var. Sonra söyleyeceğim ama pizzanın çıkış noktası da yine Napoli'dir arkadaşlar. Limoncello'nun, pizzanın, operanın, birçok İtalya'yla özdeşleşmiş şeyin, metanın çıktığı yer diyeyim arkadaşlar, kelimeyi bulamadım. Böyle ayaküstü de yiyebiliyorsunuz, restoranlara yiyebiliyorsunuz. Ayaküstü ile restoranlar arasında her zaman böyle 0.5 euro ile 1 euro arasında fiyat farkı değişiyor, ona dikkat edin. Ama ayaküstü aldığınız zaman herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi bu cadde trafiğe kapalı bir cadde. Sadece sokaklardan, istiklal gibi düşünün, bazen ara sokaklardan arabalar geçebiliyorlar. Çok güzel bir cadde, bayağı da bir canlı. Ve bu cadde boyunca yorumumuza devam edeceğiz.
Miracım bu ne? Pizza mı yiyorsun kızım? Evet. Arkadaşlar şu anda güzel bir Napoli pizzamızı aldık. 6 euro. Şu gördüğünüz masada yerseniz 8 euro ama burada yerseniz 6 euro. Gayet de 3 kişi rahatça buna doyar. Şimdi her yere deneyeceğiz sanırım. Şu anda sokaklarında yürüdüğümüz mahalle Santa Lucia arkadaşlar. Buranın artık Napoli'yi anlatan kısım. Dar sokaklar, merdivenli, böyle sokaktan sokağa merdivene çıkacağınız yerler. Tam böyle o rengarenk birbirine yaklaşık duran binalar. Buranın ruhunu en güzel anlatan yerlerdeyiz. Napoli'nin şampiyonluğu da bu sokaklarda kendini başka bir göstermiş. Her yerde bayraklar var. Çok güzel bir görüntü var. Buradan böyle aşağı doğru indiğiniz zaman zaten kıyıya doğru iniyorsunuz. Kıyıdan itibaren tepeye doğru çıkan bütün sokaklar Santa Lucia bölgesi oluyor. Ve en güzel pizza restoranları da yine bu sokaklarda bulabiliyorsunuz. Ana caddelerde 7-8 euro yiyeceğiniz pizzaları burada da 6 euroya iniyorsunuz. Hani 1 euro gibi fark görünüyor ama TL ile çarpınca 30 lira fark var. O yüzden böyle biraz sokaklara dalın, güzel lezzetleri deneyin. Şu anda biz de böyle ana caddelere doğru, ana caddelerden ara sokaklara, ara sokaklara ana caddelere doğru devam ediyoruz. Bazilika'dan çıktıktan sonra karşınıza böyle çapraz bakın, hemen Galleria Uttari'ye doğru gitmeden önce şöyle güzel ince bir Rönesans mimarisi sizi karşılayacak arkadaşlar. Burası San Ferdinando Kilisesi. Çok bilinen bir kilise değil ama içi gerçekten çok güzel. 14. yüzyıldan, 13 ya da 14. yüzyıldan kalma bir kilise arkadaşlar. İçeri girişte ücretsiz. Zaten İtalya'nın en güzel yönü de bu. Bütün kiliseler ücretsiz oluyor. Sadece işte Vatikan Müzesi'ne girecek olursanız ya da böyle bazı özel yerlere girecek olursanız, ama dünyanın en ünlü katedralleri, en ünlü kiliseleri İtalya'da ücretsiz. Bu da onlardan bir tanesi. Caddenin sonuna doğru devam ettik arkadaşlar. Palazzo Calamari var. Bu arkamda gördüğünüz bir diğer saray. Ama o kadar da hani ünlü bir saray değil. Daha çok böyle yani 1726 yılında yapılmış ama diğerleri kadar gösterişli değil. O yüzden biraz arka planda kalmış ama asıl olayı şuraya göstereceğim. Hemen Palazzo Calamari'nin altında çok güzel bir cadde var. Vallahi ismini göremiyorum şu anda, gezerken denk geldim. Böyle ağaçların kapattığı muhteşem bir yer. Dükkanlar, barlar, mekanlar böyle sıralanmış. Napoli'deki en büyük sorunlardan bir tanesi oturacak yer bulmak. Gerçekten çok sıkıntılı. Hep böyle yani, bir de hava burada sürekli sıcak olduğu için yani böyle bir park arıyorsunuz, bir bank arıyorsunuz. Deniz kenara inmediğiniz sürece Eskişehir bölgesinde böyle oturacak bir yer yok. İşte burada gelip birazcık vakit geçirebilirsiniz. Napoli'nin simgesel yapılarından bir tanesi olan Yumurta Kalesi var arkadaşlar. Castel de Ovo'da geçiyor. Bu kale Napoli'deki ve bu civardaki en eski kale. 12. yüzyılın başlarında yapılmış olan bir kale. Ama buranın bir özelliği var, onu size anlatmak istiyorum. Sonraki zamanlar artık 16. yüzyıldan sonra hani söylüyorum ya ara ara. Halkla kraliyet sürekli bu şatafatlı yaşamla, halkın fakirliği konusunda karşı karşıya gelmeye başlıyorlar. Ve belki de görüp görebileceğiniz en ilginç bir olay var burada. Şu anda buradan seçemiyorsunuz ama ben şimdi bir videoyu ekleyeceğim bu video buranın devamında. Toplar, yukarıdaki toplar şehre dönük. Yani normalde savunma kalelerinin topları dışarıya dönük, gelen gemilere ya da tehlikelere karşı olması gerekirken bu toplar şehre dönük. Yani halktan çok korkuyorlar ve halkın herhangi bir saldırısına karşı bütün topları şehre çevirmişler. İşte bu kalenin böyle bir hikayesi var. Şu anda da burası etnografya müzesi olarak kullanılıyor. İçeride çok güzel seramikler var. İçeri girebilirsek gireceğiz zaten. Ama eğer rahat bir zamanda gelirseniz buradaki ücretsiz yapabileceğiniz etkinliklerden birisi olduğunu da bilmeniz lazım. Çünkü buraya giriş ücretsizdi en son okuduğum kadarıyla. Şimdi ben de gireceğim, bakacağım. Yani 6 oldu saat ama eğer halen açıksa girmeye çalışacağım. Buraya geldiğiniz zaman dediğim gibi muhteşem bir Vezüv Yanardağı'nın manzarası. Güzel bir deniz manzarası. İleride hatta biraz daha uzağa baktığınız zaman Capri'yi falan da görebiliyorsunuz. Açık bir havada şu an silüeti belirliyor benim karşımda. Yani Napoli'de görmeniz gereken en eski tarihi eserlerden biri, en önemli simgesel yapılardan bir tanesi de Yumurta Kalesi. (Gülüyor)
Napoli'de görmeniz gereken mekanlara devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda bulunduğum yer Via Dante meydanı. Burası yine ender göreceğiniz açık alanlardan bir tanesi. Yani o büyük meydandan sonra. Çünkü bayağı bir Via Toledo Caddesi, yani Toledo Caddesi boyunca yürüdükten sonra, o dar sokaklardan sonra böyle geniş bir alana çıkıyorsunuz. Hemen metro durağı da var burada. Arkamda da çok güzel bir kamu binası var, öyle söyleyeyim. Bakın üstündeki o Rönesans esintisi heykelleriyle bayağı güzel bir yapı. Bugün de şansa onur yürüyüşüne denk geldik. Eşcinsellerin onur yürüyüşü var, LGBT'lilerin. O yüzden burası bayağı bir gökkuşağı düzenini almış. Şu anda buradan da geçiyoruz. Farklı mekanları daha çok koymaya çalışacağım. O yüzden Toledo Caddesi boyunca yolumuza devam ediyoruz. Dante Meydanı'nın arkasındaki bu sokağa dikkat edin arkadaşlar. Burası çok güzel bir sokak. Hemen sahaflar var her yerde. Sağlı sollu çok güzel eski kitapçılar var. Hepsi böyle Riberia, yani kitaplıkçı demek. Biraz da kütüphane demek. Böyle abbaralı iki ayrı evin altından geçiyorsunuz bu sokağa girmek için. Ve her yerde kitapçılar sizi karşılayacak. Bakın böyle dünyaca ünlü klasikler, İtalyan klasikleri, çocuk kitapları, her şeyi bu sokakta bulabiliyorsunuz. Beni böyle yerler daha çok mutlu ediyor. Daha böyle bir lokal hissediyorsunuz kendinizi. Şu anda yine bu sokaktan yolculuğumuza devam ediyoruz. Ana kiliseye, Duomo'ya doğru devam ediyoruz. Maradona, Napoli halkı için adeta bir tanrı arkadaşlar. Ona tapıyorlar. Her yerde onun fotoğraflarını, grafitilerini, resimlerini görüyoruz. Şu anda olabilecek en lokal bölgedeyiz. Yani iyi, hani bu Paris'te Parisyan dediğimiz kısımlar vardır ya, böyle Parislerin yaşadığı yerler. Şu anda Napoli'de bulunduğumuz yer orası. Gerçekten burayı çok sevdim. Sonunda böyle bir yeri bulmak güzel oldu. Ama sürekli Maradona da karşımıza çıkınca, az önce şöyle bakın uzaktan göstereyim. Şöyle melek bir Maradona, elinde kupa heykelli Maradona'yı görünce. Çünkü Maradona Napoli'nin tarihindeki iki şampiyonluğu da yaşattırmış olan kahraman. O yüzden onu çok seviyorlar. Şimdi de bu sokakları keşfetmeye devam ediyoruz. Arkamda gördüğünüz Basilica San Domenico Maggiore adı verilen şehirdeki en büyük kiliselerden bir tanesi. 24 tane ana sütun üzerinde kurulmuş 1300 yıllardan kalma erken Rönesans eseri. Yani gördüğünüz İtalya'daki kiliselerden biraz daha farklı. Çünkü İtalyan kiliseleri biraz daha böyle dışı gösterişlidir ama bu biraz sade bir kilise. Şu anda içinde aynı zamanda Lapis Müzesi var. İçeriye girip çekimlerde yapabiliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Şu anda bu kiliseye doğru gelirken biz bu sokakları keşfetmiştik aslında. Ama iyi ki de buraya gelmişiz çünkü gerçek Napoli'yi görmek için bu sokaklara gelmek şartmış. Arkadaşlar karşınızda gördüğünüz yer Napoli Sotterraneo. Burası yeraltı şehri. Napoli'de de bir Paris'teki gibi yeraltı şehri var. Ama şu an vaktimiz çok dar olduğu için giremiyoruz ve çok uzunca bir sıra var. Eğer gelecek olursanız Napoli'nin yer altındaki tünellerini, oradaki eskiden böyle insanların yaşadığı kısımları da görebilirsiniz. İlginç bir yerdir. İnşallah bir daha gelişimde görmeye ben de gideceğim. Ve aradık sonunda bulduk arkadaşlar. Normalde bir şehrin en önemli katedrali ya da Duomo'su çok geniş bir meydanda bulunur ama Napoli'deki böyle ara sokaklara gizlenmiş, bir yanda sokağa döndüğünüz gibi karşıda devasa bir kilise çıkıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz muhteşem mimari 1309 yılında o zamanki kralın emriyle tamamlanmış. Napoli'deki en önemli dini ve tarihi mekan diyebilirim arkadaşlar. Dışarısı bembeyaz ama içerisi muhteşem. Özellikle siz ana salona yöneleceksiniz ilk gittiğinizde ama sağ tarafta şapelin olduğu bir kısım var. Oranın tavanına hayran kalacaksınız. Şu an gerçekten muhteşem bir yerdeyiz ve çok güzel bir haber daha vereyim. Ücretsiz. İtalya'yı bu yüzden çok seviyorum. Roma'da gittiğiniz zaman ücretsiz. Diğer şehirlerdeki ücretsiz, sadece Floransa gibi, Floransa'nın Duomo'su ücretli. Odanın da tek sebebi ciddi anlamda bir kalabalık var. Onu biraz azaltmak adına ücret konulmuş ve çan kulesi var. Şu an dediğim gibi gerçekten muhteşem bir kiliseyi görmenin mutluluğuyla artık Napoli gezimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Arkadaşlar burası da Napoli Galerisi, yani Modern Sanat Müzesi. Bugün günlerden pazar ve pazar günleri giriş ücretsiz. Bakın zaten kapısını asıyorlar. Normalde giriş ücreti 8 euroydu buraya. Özel sergiler oluyor. İçeride şu anda ünlü bir İtalyan sanatçının ve daha önceki Rönesans döneminden kalan bazı sanatçıların resimleri ve heykelleri var. Gelirseniz böyle bir müze deneyimi yaşamak istiyorsanız arkeoloji müzesinden sonra burayı da görmenizi tavsiye ederim. İtalya deyince akla gelen en önemli lezzetlerden bir tanesi arkadaşlar tabii ki gelato, yani dondurma.
Via Toledo üzerinde, yani Toledo Caddesi üzerinde birçok dondurmacı da var ama şu an bulunduğumuz yer en iyisi Il Gelato diye. Bakın şöyle yukarıdan göstereyim. Bakın. Envai çeşit dondurma. İki topu 2,5 euroya satılıyor. İsterseniz kornette yiyin, isterseniz kasede yiyin. Ben tadına baktım. Bugün son günümüz. Bir daha geldim yemek için. Ve gerçekten hakkını veriyor. Çok kalabalık olduğu için biraz arkadan çektim ama gelince zaten tadına bakarsınız. Ve sokaklara girdikçe arkadaşlar büyülenmeye devam ediyoruz. Bakın burada çok daha güzel bir sokak daha var. Yine bir araştırış sokağındayız. Artık isimleri göremiyorum. Grafitilerden çoğu zaman sokakların ve caddenin isimleri kapanmış durumda. Ama dediğim gibi Bazilika'ya doğru giderseniz, yani Duomo'ya doğru gittiğiniz zaman bu sokakları göreceksiniz. Sağda solda bakın çok böyle güzel. Şöyle bir basayım ışığa. Çok güzel rengarenk görüntüler sizi karşılayacak.